Merhaba. Bugün size mutfağımın çok önemli bir parçası olan sade yağdan bahsetmek istiyorum. Sade yağ Türk mutfağında olan ama unutulmuş bir besin. Sade yağlı baklava duyduysanız mesela o sade yağ işte bu sade yağ. Sade yağ tereyağının içindeki sütün ayrılarak sadece yağın kalmasıyla elde ediliyor. Adı üstünde sade yağ. İçinde süt kalmadığı için çok yüksek sıcaklıklarda bile yanmıyor. Dolayısıyla yemeği pişirirken veya az yağlı bir kızartma yaparken tavada veya fırında pişirdiğiniz yemeklerde, hamur işlerinde, pilavlarda aslına bakarsanız her türlü yemeği pişirirken kullanabileceğiniz çok kaliteli bir yağ. Benim mutfağımda sadece sade yağ ve zeytinyağı var. Sebze yemeklerini bile az sade yağ ile pişiriyorum. Sonra yemeği servis ederken üzerine sızma zeytinyağı ekleyerek servis ediyorum. Şimdi malzemeleri getireyim. Hem size birer birer göstereyim hem de yapmaya başlayalım. En önemli malzeme tabii ki tereyağı. Ne kadar iyi bir tereyağı bulursanız sade yağınız da o kadar kaliteli bir sade yağ olacak. Güvendiğiniz bir kaynaktan alın mutlaka. Doğal, mümkünse organik, tamamen tuzsuz bir tereyağına ihtiyacımız var. Eğer seçme şansınız olursa sütü az olan tereyağını tercih edin. Çünkü nihayetinde o sütü ayırmak istiyoruz biliyorsunuz. Ben en az 1-1,5 kilo tereyağından sade yağ yapmanızı öneririm. Çok az olursa yaparken bazen hızlıca yanabiliyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Mutlaka geniş ağızlı bir tencere kullanın. Ne kadar yüzeyi geniş olursa sonunda üzerine çıkan süt köpüğünü toplamak o kadar kolay olacak. Sade yağınızı biraz daha şifalı hale getirmek isterseniz içine ekleyebileceğiniz şeyler var. Bunların ilki tane karabiber veya darülfülfül dediğimiz bir baharat. Bu belki size çok tanıdık gelmeyebilir ama hemen hemen her baharatçıda rahatlıkla bulabileceğiniz bir baharat. Tıpkı karabiber gibi. Ama daha az kurutucu ve ciğerlerimiz için çok şifalı bir baharat. Diğer bir baharat, benim en favori baharatlarımdan bir tanesi. Zerdeçal. Aynı zamanda fosforlu sarı bir renk de veriyor sade yağını. Ben o yüzden çok seviyorum. Ama rengi dışında aslında son derece şifalı bir baharat. Günlük yemeklerimizde zerdeçal almak ve üstelik bunu biraz karabiber veya darülfülfül ve yağın içinde almak hücre yenilenmesi için ve genel sağlığımız için son derece şifalı bir şey. O yüzden ben çok öneriyorum. Kullandığınız ocak ısısı iyi kontrol edilebilen bir ocak olsun. Tereyağı eriyene kadar yüksek harlı bir ateşte eritebilirsiniz tereyağını. Ama eridikten sonra çok yavaş kaynamaya devam ettiği bir ısı seviyesine kadar kısmanız lazım. Şimdi artık sade yağ yapmaya geçebiliriz. Tereyağım artık tamamen eridi. Altını kıstım. Üzerindeki köpük ortadan ayrılıp içinden berrak cam gibi bir yağ görünene kadar en az 1 saat belki daha fazla. Bu kısmının çok kısık ateşte olması çok önemli. Bence artık bu oldu. Altını kapatıp ocaktan alacağım ve üzerindeki köpükleri bir kaşık yardımıyla alacağım. Yağları süzdüm. Kavanozlara aldım. Gördüğünüz gibi birkaç kavanoz oldu benimki. Beklediler, oda sıcaklığına indiler. Artık oda sıcaklığındalar. Kapaklarını kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Bir tanesini dışarıda mutfak tezgahımın üzerinde tutacağım. Ve aylar boyunca kullanacağım. Harika sade yağlarım olmuş oldu. Umarım siz de yaparsınız. Severek kullanırsınız. Şimdiden afiyet olsun.